tek kalıba sokup da ateistler, yani şundan dolayı ateisttir dememiz mümkün değil. Yani. Ya insan kabul eder etmez yani o Tabii Tanrı yani şeyse Allah onu serbest bırakmış zaten seni. klasik ateist görüşü anlatmamız daha kolay ama ateistler neden ateisttir anlatmamız daha zor. Ama yine bazı örnekler verebiliriz. Şimdi klasik ateist görüş bu evrenin ezeli olduğunu ve evrendeki oluşumların evrendeki doğa yasaları çerçevesinde tesadüfi süreçlerle oluşumların gerçekleştiğini savunan bir yaklaşım. Bu felsefi iddiası ateistlerin klasik olarak budur. Evet. Fakat nasıl ki bir dindarın yetiştiği ortam, karşılaştığı olgular onun dindarlığında veya psikolojik yaşantısında etkili olduysa aynı şeyin biz ateistler üzerine incelemelerde onlarda da benzeri şeylerin olduğunu görüyoruz. Mesela ne bileyim bir ateist ortamda yaklaşan, yetişen biri, mesela ne bileyim bir Marksist bir çevrede yetişen birinin Marksist olma eğilimi, yani o da Marksizm'de genelde ateizm benimsendiğini görüyoruz ki bana göre aslında Marx'ın ortaya koyduğu ekonomik model böyle bir şey gerektirmiyor ama Marx'ın kendisinde böyle bir eğilim olmuştur. Yani Demokritos'la Epikürüs'ü doktora tezinde çalışmasından tutun, sonraki birçok çalışmasına kadar o bir Marksist yaklaşım, şey materyalist yaklaşımı benimsemiştir. Ortaya koyduğu ekonomik model onu bana göre gerektirmese de. Ama Marksist çevrelerde mesela yetişenlerde böyle bir eğilim daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Veyahut da ne bileyim dindar olan bir babasına kızgın olan, onunla sorunlu ilişkiler yaşayan birinin ona tepki olarak ateist Biraz olması mümkün. psikolojik bir olay oluyor Tabii. ateistlik yani. Yo, aslında bu dindarlıkta da olabilir. Yani Evet. psikolojik mesela kendisi daha dindar çevreli ilişkilerde olan, belli dindarları daha çok seven, onlara yakınlık duyan kimse de olabilir. Yani ateistlerin de tek tanrılı dinlere inananların da böyle ciddi bir psikolojik yönleri de oluyor. Ve psikoloji deyince psikolojide fizikteki gibi tek bir teori yok. Her insanın psikolojisini açıklayabileceğimiz teoriler yok. O yüzden insanlar niye ateist olur sorusu şöyle ancak cevaplanabilir. Yani olguları gözlemlersiniz. Böyle 20-30 tane madde sayarsınız. Yani tek bir şıkta cevap vermeniz mümkün değil de işte benim belli başlı gördüğüm sebepler şunlardır. İşte böyle çevrede yetişme, babasınla veyahut da işte Kim arıyor? şunlarla şu şekilde ilişkisi olma, kendi iç dünyasında mesela Tanrı inancının kendi özgür iradesini kısıtlayacağı gibi bir yarılgıya sahip olma. Çünkü bazı insanlar Tanrı'yı inkar edersek özgür oluruz zannediyorlar. Ben de ona diyorum ki yani bana göre ufak çocuklara benziyor. Bazı ufak çocuklar annem babam ölürse benim işte falanca işte Şeyim olur. şekeri bilmem neyi yemesine bazen çocuklar engel olur. Olur Aileler engel tabii. olur çocuğun niye sağlığına zararlıdır diye veya belli yerde oynamasına engel olur niye oradan Tabii. yuvarlanabilir diye. Çocuk düşünün ki o çocuk şey diye düşünüyor yani bu annem babam Evet. ölürse ben ne kadar özgür olurum istediğimi yaparım ederim. Yani bana göre o Tanrı'yı reddederse özgürleşeceğini düşünen insanların yaklaşımı bundan daha saf ve daha kötü bir yaklaşım. Evet. Ama bana göre birçok kimsenin yaklaşımında, bu tabii ki herkes için söylenemez, böyle Tanrı'yı inkar edersem özgürleşirim gibi çok Tabii yanlış canım. bir kanaat var. Kanaat. Buna benzer aslında birçok Evet. psikolojik sebep sayılabilir. Sayılır. Hocam Ama ateizmin konusuna devam benim ederiz. işim tabii ki daha çok psikolojik sebeplerden saymaktan ziyade bir felsefeci olarak mantıken Evet. tek Tanrı inancının, İslam inancının neden daha tutarlı olduğunu, buna inanmanın neden aklın da yolu olduğunu, Olduğunu vicdanın anlatmak. yolu olduğunu anlatmak, Evet. akılcı delilleri ortaya koymak.